Evet efendim, Ali ile aramızdaya hoş geldiniz. Bugün öyle değerli, öyle şahane 3 oyuncu konuğum var ki efendim. Bakın mesela son zamanlarda en çok istediğimiz şey nedir? YouTube'da bir programım olsun, ortalığı kasıp kavursun deriz ya. İşte o konuda yıldızlaşmış çok güzel bir oyuncu arkadaşım bugün bize konuk. Aynı zamanda kardeşim, arkadaşım diye demiyorum. Tiyatro, dizi, skeç, film, ne yaparsa çok iyi yapan, kendini kaptıran, bizi inandıran çok değerli bir oyuncu arkadaşım. Ve de son olarak hayatında hep başrol oynamış bir yıldız, bir güzel yıldız konuğumuz efendim. Durum böyle olunca da sohbet yoğun geçecek demektir. O yüzden Ali ile aramızda başlıyor. Evet, bilen bilir, kimseyi övmem, kimseyi yapmadığı şey için böyle aman diye pohpohlamam. Hak ettiniz, ben de söyledim. Çok teşekkür ederim. Ne yapayım? Kafamız karıştı biraz. Ben söylerken yine dilini ısırdın mı? Ha, hangimiz hangisi diye. Güzel oyuncu diye, evet. Şimdi önce müsaade edersen Deniz'ciğim, hoş geldin. Ama sen de çok değer veriyorsun biliyorum tiyatro işlerine. Yeni bir oyunumuz var. Çok iyi geçtiğini öğreniyorum. İnşallah vakit bulup geleceğim, bana tarihleri atarsınız diye tabii düşünüyorum. Ayrılmış bir çift var. İnanılmaz bir konusu var. Meraktan ölüyorum bu arada. Damadın düğün organizatörü eski eşi. Evet. Evet, enteresan efendim. Bu oyunu biraz siz anlatsanız bize, en iyi bilenler olarak. İyisiniz. Seni seviyorum, iyi ki ayrılmışız. İyi ki ayrılmışız. Doğru söylüyorum. Evet. Melis'e verdin sözü çünkü o bir anlatıcı. Yapımcı aynı zamanda. Yapımcı mı? Tabii, yapımcımız aynı zamanda. Şimdi yapımcı varken ben nasıl, bana söz düşmez diyerekten. Zeki Enes'in yazdığı bir oyun. Böyle, öyle mi? Evet. Selamlar, çok, çok severim. Çok selamlarımız. Aslında yazı eski bir oyun ya. 2017'de yazmış. Fakat hiç sahnelenmemiş. Yani telifi o zaman alınmış ve durmuş. Zeki de bu sahnelensin diye hayal edip beklemiş ama olmamış. Ne içlendi, bozulduysa? Olmamış yani. Biz çok de seviyorum. Şansa bu yaz gerçekten yani bunun telifinin döneminin bittiği bir noktada hemen bu oyuna ulaştığımız ve Zeki yapmak istiyor. Ay ne olur yapın. O da çok heyecanlandı. Senin eline nasıl geçti bu? Ben çok oyun arıyordum, oyun okuyordum. Telefinin boşa düştüğü ayda ben bunu hemen denk geldim ve okudum. Daha önceden de bildiğim, böyle kulağıma bunun hikayesini gelen, trafik kazasında kaybettiğim yapımcı arkadaşımın da bu oyunu daha önceden, geçen sene kaybettiğim Tolga'nın da bu oyunu daha önceden böyle bir kulak dolgusu olarak kulak dolgu botoks. Yani kulaktan dolma, bunu biliyordum da hikayeyi. Zeki hemen sağ olsun çok isterim yapmanızı dedi. Çok güzel. Yani çok, bence çok tanıdık bir hikaye. Yani sadece benim nezdimde, tabii ki boşanmış olması benim nezdimde tanıdık ama böyle kadın erkek ilişkileri için çok tanıdık bir hikaye. Ama acayip bir yerden yaklaşıyor yani. Evet. Boşanmış evet. Çift yeni yeniden evliliğinde organizatör eş. Evet. Olur mu olmaz mı hikayesi. Şahin'le de yani bizim çok eski tanışıklığımız var. Ya Şahin yapar mısın? Şahin Allah Allah yapar mıyım? Şahin yaparsın. Yapar mıyım? Yaparım diye böyle bir Şahin'i bir bununa getirmiş. Şahin vaktini ayarlayabilir mi? Yoksa Şahin her ben şeyi yapar. Ben evde oturuyordum ya. Benim bir şey yapar mıyım? Valla oturuyorum herhalde. Yapar mıyım yani? Yapar mıyım dedi. Bence yapar. Yapar valla filan gibi. Yolculuğumuz birleşti. Çok da hızlı. 1,5 ay. Evet, çok mutluyuz. Çok turneler var mı? İstanbul'da mı yoğun gidiyor? Daha iki oyun oynadık. Yani program görünen. Yani var. Şu anda evet var. Nisan'da Bursa, Mart'ta İzmir, Mayıs'ta Ankara, Adana, Antep, Antalya, Bodrum. Yani Haziran'a patron kadar. Yoruyor mu Şahin? Patron yoruyor mu? Ben bir şey yapıyorum yani, biraz oyun bağlı diyorum. Evet, biraz yoruyorum, oynayacağız. Ben yoruyorum. Evet, darlıyorum biraz patronumu. Ben de çok istiyorum. Çok özledik ikimiz de. Evet. O yüzden de bir an önce hızlıca turnede yapacağız. Bayağı yapımcı oldun sen, evet. Kız bana bak. Bir de o kadar iyi yapımcı ki. Tabii. Aa, gerçekten çok buradan iyi geldiği için. Evet evet, yani bir her şeyi biliyor. Bir oyuncu ne ister, ne istemez, nereden huzursuzluk çıkartır, nasıl gider, hepsinde bence çok hakim. Ben de arkadaşımla gurur duyuyorum. Böyle yapımcılar kazandığımız için de iki kişilik. Giren çıkan kimse yok, yok başka. Süper ya. Ya iddialı bir şey aslında. Evet. İki kişi 90 dakika bizim için de benim için de ben evet. Uzun zaman böyle oyunlar çok şey oldu şimdi revaçta. Evet. İnsanların böyle çok da vaktini almadan hikayeyi böyle kısa ve çok güzel evet. Anlatan evet. Oyunlara evet. Denk geliyorum. Hep evet. Çok da mutlu oluyorum. Evet. Darısı başıma diyorum buradan.
Bütün yapımcılara duyurulur. Sarışın, güzel, uzun boylu yapımcılar varsa. Teşekkür ediyorum efendim. Evet, geldik Deniz Hanım'a. Uzun süre sessiz bıraktım sizi. Öncelikle özür diliyorum ama ben tiyatro olduğumu akan sular duruyor. Dinliyorum güzel güzel. En son güldür güldüre konuk almıştık Deniz'i. Öyle mi? Ben dedim ki ilk defa tüm vücut konuk alıyoruz. Çünkü o şey oluyor ya, biz hani böyle evet, arabada evet, bebek, vücut bebek sadece oluyor kafası. Oldu. Onu oynadı. Dedim ilk gördüm, ay ne güzel bebek dedim. Her zaman güzel. Her zaman zarif. Evet dedim. Her oynadığı rol başrol Deniz'in değil mi? Evet. Başladığından beri. Televizyona başladım. Televizyona yani ilk başladığımda bir tane vardı. Bir... Heh, boz beni hemen. Boz. Yok bir tane oldu. Bir kere oldu ya. Onda da Bergüzar Korel başroldeydi. Ne yapayım diyorsun yani. İki tane cümlem vardı. Yani nasıl terledim ve titrediğimi hala hatırlıyorum. Artık yani ne gösterdiyse iki cümlede nasıl bir başarı gösterdi. Güle güle Feraye Hanım. O kadar güle güle. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak tüylerim diken diken oldu. Güle güle Feraye'ydi galiba. Öyle hatırlıyorum yani, yıllar geçti ha. Ama. Sonra evet öyle şansıma geldim. İyi vallahi harika. Bu şeyden bahsetmek istiyorum. Madem iki tane hanımefendi de burada. Geleceğin Güçlü Kadınları projesi. 25 tane birbirinden değerli güçlü kadın. Ne yaptınız? Podyuma çıktınız. Bence onu Deniz daha iyi anlatır. Deniz anlatır. Ya ben giden bu konularda çok diye diye böyle program her şeyi ben anlatacağım gibi anlat. Yoksa biraz el koyuyorum şöyle. Koy ne olursun. Arkadaşları ben... çok konuştuğunu söylüyorlarmış evet. Deniz'in. Ya ben de çok konuşuyorum ama şöyle oluyor. Soruyu unutup sonra bambaşka yerlere gidiyor benim cevaplar. Ben alırım seni oradan, tamam. Merak etme. Evet, çok güzel bir gece. Çok... gurur duyulacak bir geceydi. Evet. Sevgili Aydan Taş sağ olsun. Hep de kendi o kadar güzel bir insan ki çevresine de hep güzel insanlar biriktirmiş gerçekten. Hep de kadınlara şey derler, bak o kadar kadındık. Hani aman problem çıkar kadınlarda falan diye mis gibi gün geçirdik. Yani Aydan'ın bir telefonuyla oraya 25 tane farklı aynen kadın, sadece bir taşın altına elimizi koyalım. Evet. Çocuklar için, özellikle deprem bölgesindeki çocuklara, kadınlar gününde. Zaten Aydan'ın yaptığı bir şeydi sanıyorum. Beşincisiydi evet, yanlış olmasın doğruysa. Bizimle olur musunuz dedi. Herkes de oraya geldi. Biz de çok zevk alarak orada bulunduk. Umarım bir şeye sebep olmuştur. Hiç kimse Şahin bizi böyle şeylere çağırmıyor. Beni Aydan çağırdı aslında. Geleceğin Güçlü Kadınları olarak. Evet çağırdı. Ben de dedim ne alaka benim geleceğin Güçlü Kadınları. Vallahi her şey. Hepimiz çok güzellik. Şimdi evde otururken var, ne alaka ya? Ne alaka bir yapayım mı? Melis. Hiç gerek yoktu çiçek bence. Çiçek gibiydi yani evet, bir sürü kadın evet, güzel ama güzel. Ama erkekler de vardı ya sanırım değil mi? Arada gelin. Tolga, Tolga, Tolga evet, abi evet, gördüm. Evet, Tolga Çevi'yi. Başka da erkek ben görmedim. İyi ki de gitmemişim. Oraya geldi. O tek başına kalmayı seviyor zaten diye. Ya bence çok kıymetli. Ya böyle bir şeyle bir arada sektördeki bir sürü insanın yani öyle konuşulan bir şey var. Sen oradaydın, sen buradaydın. Hayır, herkes aynı niyet için burada diyebilmek evet, evet, çok önemliydi. Evet. O yüzden ben de bizimle gurur duyuyorum. Önce evet, başta Aydan'la, sonra da orada olan Aydın'ın, bütün kadınlar. Evet, çok takdir ediyorum. Ekip de çok, evet, herkes çok güzel çalıştı. Aydan senin zaten yol arkadaşın. Aydan yol arkadaşım. 5 senedir de çok acayip büyük bir organizasyon evet, yapıyor. Gerçekten takdirle izliyorum kendisini. Zaten o ekipten hemen hemen hepsi neye el attıysa başarılı çıktı. Ne? Nasıl bir şey yakalamışsanız ne? Ekip helal olsun vallahi. Böyle bir soru var. Sormayayım mı diye düşündüm ama soracağım. Mutlu sonlara inanır mısınız diye bir soru. Al sana. Niye inanmayalım? Evet. Ya oyun da bunu sorguluyor galiba. Şey. Evet, bence de evet. Yani ya benim cevabım çok özür dileyerek söylüyorum. Benim cevabım mutlu son olmak zorunda değil her değil zaman. Yani bir mutlu son beklentisinde de olmamak lazım. Zira hayat öyle bir şey değil. Yani her zaman mutlu sonla bitmiyor hayat. Doğru. O yüzden o beklentide olmamak insanı daha diri tutabiliyor bence. Olsa iyi olur tabii. Tabii yani. Yani olsa niye hayır diyeyim. Deniz. Sen inanıyor musun? İnanıyorum tabii. Ben de inanıyorum yani. Ama evet hayat bu. Da çok da şimdi umut verelim artık evet, insanlara. Evet ya. Mutlu son ya. Güzel şey, şey evet. Bu ara ben de öyle istiyorum galiba. Hep mutlu sonlu evet, bir şeyler. Ya bir de yeterince can göreyim, sıkıcı şeyler evet, var ya hayatta. Evet. Yani o yüzden. İçim daraldı. Evet. Mutlu son var ya olsun ya. Mutlu son diye bir şey olsun bence ya.
Deniz... Sevenler kavuşsun artık falan. Tamam. İşlerde yani, senin, projelerde. Senin tuzun kuru tabii. Geleceğim oralara. İzmir'de dünyaya geliyorsun. Anne, anneanne, abla ile beraber kadınların olduğu bir ekipte büyüyorsun. Onu bir şans olarak görüyorsun herhalde. Ya şöyle bir şey gördüm. Çok da yakıştıramadım. Yani kötü anlamda demeyeyim. Yok, yok. Böyle bir demeç var. Özgüvensiz, çekingen bir çocuk. Evet. Evet. Ondan sonra da ilk işi palyaço olarak yer göstermek. Acaba saklandın mı onun arkasına? Rahat olabilir, mı hissettin? Olabilir, olabilir. Nasıl geldi o iş ve onu nasıl o özgüvensiz, çekingen kız onu nasıl kabul etti yani? O aslında tiyatroda yaptım ben onu. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'ndaydım İzmir'de. Çocuk oyununda yer alıyorduk. Onun dışında oyunumuz yoksa da palyaçoluk yapıp yer gösteriyorduk, ediyorduk, eğlendiriyorduk insanları. O zaman ama yine özgüvenim yoktu ama kendimi sahnede çok iyi hissediyordum. Başka birini oynamanın verdiği bir, yani o kadar özgüveni olmayan insanın ya, sahnede çok ne işi ben var? Ben bir hani bir kamera dansın başka biri oluyorum, onun dışında bambaşka biriyim gibi bir şey yani. Hala böyle mi? Şimdi biraz açtım onu. Yani çok kendime biraz takıktım, çok beğenmiyordum kendimi. Ne bileyim mesela ilk başta ben aslında konservatuara girmek istiyordum. Ama bir anda böyle bir şey gelip yok ya beni niye alsınlar deyip vazgeçtim. Hani niye denemiyorsun o kadar da değil. Hayatımda ilk defa bu kadar garip bir cümle duydum. Kulağıma geldi rejiden. Allah çarpar dedi. Reji kulağıma. O rejiyi Allah çarpar. Öyle bir şey olabilir mi? Kendini beğenmeyince. Evet. Anlat sen. Ya sonra ben kişisel gelişime önem veren bir insanım. O yüzden böyle işte enerjiler, kitaplar, şeyler falan. Hı-hı. Sürekli kendimle konuşurum. Hala da öyleyimdir yani. Hep böyle kendimi motive etme. Herkese de tavsiye ederim. Mükemmel bir şey değil mi evet, böyle kendini gaza ben getirme? Ben de evde biri görse yani. Neler olur bilmiyorum yani. Kendimle konuşmadığım zaman da beynim içinde konuşuyorum. Evet, asla evet, susun. Evet, gece yatarken aynen. De sürekli böyle konuşuyorum. Dalamıyorsun da öyle. Evet. Ya bir sus yani, diyorum kendime ben de bunu o şey keşke onu orada deseydim. Tüh ya falan. Yani asla. Aynen. Peki... Sen de İzmir'de. İzmir'deyim. Ben de Karşıyaka doğumluyum bu arada. Valla mı? Karşıyakalıyım ben de evet. Ama o da doğumluyum. Ama çıldırmışsın. Ya hiç gitmedim. Ya babam, annem babam orada doğmuşlar. Onlar da işte 14 yaşında falan İzmir'e göçmüşler. Ben de İzmir'de doğdum, büyüdüm. Peki oyunculuğa başlamadan önce kurumsal bir şirkette çalışmışsın. Evet ya. Ya, onun finali de çok... Düşünsene öyle olsa ne kötü olurmuş o kurumsal evet, şirkette devam evet, etse. Uluslararası bir kurumsal şirkette çalışıyorum. Ama oyunculuk her zaman hayalin. Hep. Yani ortaokuldan... Nereden geliyor? Ortaokuldan itibaren izlediğim şeylerden işte taklit yapma. Bir de ortaokuldaki çevremdeki arkadaşlarım da ilgileniyorlar. İstemeyeceğim ama çok iyi. Yılmaz abi iyi yapıyormuşsun Yılmaz Erdoğan. Yok ya. Safa'dan sonra ben o, tatsız olurum yani. Başka bir boyut Safa, da yani. Artık, Yılmaz Erdoğan daha iyi yapıyor Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan'dan daha iyi. Daha iyi Yılmaz Erdoğan yapıyor. İnanılır gibi değil. Yılmaz abi bazen dalıp unutuyor bazı şeyleri. Safa boş geçmiyor. Peki ilk karşına çıktığında Yılmaz Erdoğan ne hissettin yani o nasıl bir şahin ne hissetti nasıl bir heyecan yaşadın? Benim ilk... Yani oyunculuğa ne kadar yaklaştığını da görüyorsun evet, bu arada. Evet 1996 yılında İzmir Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda benim kuzenim fuarda yöneticiydi. Sen de ne yapacaksın lan dedi işte gel al şeyde yaz tatilinde istiyorsan dedi fuarda takıl. Ben de fuarda zaman geçirmeyi bir İzmirli olarak çok seviyordum İzmirli genç olarak. Ben de yer gösteriyordum Açık Hava Tiyatrosu'nda. Onlar da ilk Oto Gargara ile gelmişlerdi 1996 ya da 97 senesi. İlk turneleriydi İzmir'e. Orada tanışmıştık. Peki orada tanıştın. Sonra bir kovulma şeyi var galiba. Nereden? Yılmaz Erdoğan'dan. Ha o kovulma şey yani sınava girdiğimde tamam hadi sen yürü git dedi. Ben dedim herhalde olmadı. O şey demekmiş yani tamam hadi senin... Oldun. Yani uğraştırma bir niye böyle yapıyorlar ya? Niye böyle yapıyorlar? İlla bir karar bulursun ya. İnsanın ömründen niye alıyorlar abi böyle? Ben çıktım yukarıda Tolga abi var, Tolga Çevik. Ne oldu falan? Ya dedim abi kovdu beni falan. Yok lan dedi kovmamıştır o anlamda ama senin bir alınganlığın ya. Varmış böyle. Sen kolay küsüyormuşsun. Yok. Kolay küsmüyorum da. Tavır alıyorsun. Bozma. Belli ediyorum bir şey ya. Buldu. Ha. Duygularım bozulduğunu belli ediyorum. Evet yani sevdiğimi de sevmediğimi de duygularım çok böyle saklayabilen biri değil. İnanılmaz bir. Benim hayatımda çok yeni bir karakter şahini yani. Beni gözlemliyor. Evet. Tuhaf yönlerini bize söyleyeceksin biraz sonra. Niye olduğunu söyleyeceğim ama önce sana geliyorum. Şöyle bir bakınca senden de bir İzmirlilik bekledim ama İstanbulluymuş. Yok İstanbulluyum. Yeditepe Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oluyorsun. Sonra gidiyorsun gizlice evleniyorsun. Evet hemen. Niye?
Niye hemen böyle bir, niye bizim çok için? Aşık olduk Ali abi. Tam açıklaması bu yani. Gerçekten gördük, aşık olduk ve bir ay içinde kimsenin haberi yokken, orası setteyken, Maraş'ta, aa gerçekten resmi, aa bayağı nikah memuru, nikah hadi kıyalım mı dedik. Kıydık yani. Yani o söyleyemeyecek kadar. Yani bir kaçma göçme değil yani. Hayır, ben setteydim tamamen. O sırada Uraz Maraş'ta çalışıyordu. Ben de set ziyaretine gitmiştim. Bir aydır flört ediyorduk. Evlenelim mi Melis? Nikah mı? Ama düğün yapacağım bak, yapacağım. Tamam hadi evlenelim. Yarın sabah kıydık ya. Aile ne dedi? Kızdılar biraz tabii. Hak yani şey gibi bir yerden kıza. Gelirdik. Orada olduğunu yani, söyle yani. Kızım hani, istiyorsaydın. 24 saat verseydin. Gelirdik. Gibi. Ama bizi tanıdıkları bir yerden. Yani benim annem benim üniversite hayatım boyunca benim şeyimi, pasaportumu, kimliğimi saklarmış biriyle evlenirsem diye. Yani hep öyle bir yani çok tez canlı ve hemen bir an olduğum için Uraz da öyle serseri bir çocukmuş. Yani o, çok her an evlenebilecek şey. Olana tez canlı mı deniyor? Çıkmış ne ya, sen de 30 sene öncesini anlatıyormuşsun. 24 yaşındaydım evlendiğimde o zaman. Tamam yani. Tamam işte evlenecek ya. Beklenirmiş bizden ya, onu demek istiyorum. Ya. Heyecanlı tiplermişiz. O yüzden de hani kızdılar ama çok da bence çocuklarına bildikleri bir yerden çok da şaşırdıklarını düşünmüyorum. Peki bu konuşkanlık, bu özgüven bilmem ne, bu çocukluktan gelen bir şey mi? Hep çok konuşuyordum. Hep çok konuşuyordum. Yani çok konuşurum, yani çok sosyallik, anlatırım, çok evet. Sosyalim, yeni insan çok severim. Yani mesela bütün arkadaşlarımın hiç tanımadığı bir yere gideceklerse beni çağırırlar. Her yere giderim ya. Yani. Hiç problem değil benim için. Kim var, kim yok, ne yapılacak? Bir yerde miyiz? Gideyim. Hemen orada onunla sohbet edeyim. Onunla iş bağlayayım. Onun bir hayalim var. Onun için ertesi gün adım atayım. Burada ne yapabiliriz? Buradan ne çıkartabiliriz? Hep öyle. Tek çocuk ya. Muydun? Kardeşim var. Tek çocuk değildin. Değildim. Yani. Soruma cevap verdim. Ali abi canlı yayınla ilgili sıkıntılarım var. Gelme herhalde bir şey. Evet hayır ben gibi oldu ya. Ben çok YouTube'a alışkınım çocuk yani. Batır batırım. O yüzden bak şu an çok kaldım. Doğru, senin öyle tabii, bir sıkıntın evet, var. Peki annen baban ne iş yapıyordu? Ne iş yapıyordu mu? Evet. Şu an mı diyor? Ha. Annem benim cam yapıyor sanatçısı. Sıcak cam üflüyor cam sanatçısı. Öyle mi? Babam da otelci. Evet. Otelci. Otel müdürlüğü. Genel müdürlüğü de sen Taksim'de. Oradan geliyoruz. Vay be. Çünkü niye? Kendi program yapıyor. Bir evet. De çok bir yere de katılmıyor. Çok bilgi sahibi olmuyor insanlar evet, diye. Ben evet. Biraz sorayım aynen. Dedim. Aynen. Bana sormuyorlar. Ben soruyorum. Evet. Oluyor. Şimdi daha şeyler de var. İleride bir şeyler sen daha yetecek. Sen ben. Peki ikinci adımın bu özgüven yolunda Denizciğim. Tiyatro hocam seni zorla ajansa yazdırıyor. Evet. Niye zorla? Ben işte hiç bende yoktu yani hani İstanbul'a geleyim. Zaten çirkinsin. Dizilerde oynadığın zaten çirkin. Zaten bundan çirkin. Bir şey olmaz. Aynaya bakıp tükürüyorsun. Ramazan'da da niye böyle konuşuyorsun? Ne oldu? Yani o hocan olmasa mesela İzmir'de tiyatroya devam eden bir genç kız mıydın? Evet. Yoksa bu büyük yani okyanus seni korkutmadı mı? Uluslararası ticaret okuyordum. Daha doğrusu tam okuyamadan bırakmış oldum. Hiç bana göre değildi. Yani ben, tercihlerimi bile ben yapmadım. O dönem bir furya vardı böyle. Bilmem kimin komşusunun çocuğu çok iyi tercih yapıyormuş. İlle bir yere çok, giriyormuş çok falan diye. Yok ya o neymiş evet, ya. Evet yani, sanki beter durumdayım böyle hani sınırdayım puan olarak gibi. Başkası yaptı benim yerime zaten. Uluslararası ticaret. Babamda da mesela ticaret kafası yoktur. Bende de yoktur. Nereden seçtim bilmiyorum. Ben seçmedim gerçi de. Komşunun çocuğu. Komşunun çocuğu. Sonra denk geldi. Komşunun i̇şte hocam çocuğu da çok da bir zordu. Ahtapot vardı. Şey tahminlerde bulunuyordu onun gibi. Dünya kutasında evet. Sonra işte tiyatro hocam çok şey yaptı. Gidip kaydolacaksın, kaydolacaksın. Ben de o zaman yeni burun ameliyatı olmuştum. Burnum sargılı margılı. Hocam dedim böyle nasıl? Hani bahane basket buluyorum. Basket topu mu gelmişti burnuma? Basket topu geldi ama ondan yıllar sonra 18'inde girdim. Yaptırdım burnu. Onu çıkar bırakmadı hoca peşimi. İyi ki de bırakmamış Zekeriya Hocalar. Buradan selam olsun ona. Burundan sonra bari bir şeye benzedin mi? Yani ikinciyi oldum sonra. O da olmadı falan. Bilmiyorum benzemiş bir film. Biz çok beğeniyoruz. Kendinle ilgili bir şey. Bu kadar yüklenmeyin bana. Eskiden o kadar şeydi. Kanalda isyan var ya. Kapıları yumrukluyorlar şu an. Yok eskiden o kadar çok kapanıktım. Ama çünkü ailem ya, de öyle değildi yani. İşte ya. Tamam. Ben kendimle barışık bir insanım ya. Tatlı Hayat'la başlıyorsun bana bak. Aa evet ya. Tatlı Hayat'ta oynadım ben ya. Ya. Ne güzel bir tecrübe. Güle ay, güle oynuyor oynuyorsunuz evet. Herhalde. Evet. Evet. Yani oynadım derken bir bölüm konuk oynamıştım ama hala her anını hatırlıyorum ya. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Ama tabii çok güzel hareketlerde yıktı geçti ortalığı.
Hiçbir magazin programı sensiz olmuyormuş. Bir dönem öyleydi. Gençken öyleydi. Ha. Ya da en azından öyle olmakla itham ediyordu. Sana bir böyle bir ne denir ona? Bir oturaklılık gelmiş. Geldi. Öyle, yaş 43 oldu artık. Öyle. Yapma ya. Ya. Ay ne güzel bir ağırlığı var. Ne güzel gençti. Bir ağırlığı var. Öyle mi? Tutu soracağım. Hepsini soracağım. peki hiç vardın mı ya? Çok güzel hareketler ya. Bunlar. Patladı ya böyle. Tabii. Olmuştur ama yani şükür öyle kimsenin canını sıkacak böyle bir şey yaptım. Ha, tatlı şımarıklık yani. Yani olmuştur. Ama böyle çok havalı, normal havalı. Değil mi ya? Çok gençlik ya. Bir de çok bir anda ama ne oldu çok abi? Şımarmaya da bizim şeyimiz yoktu. Yerimiz yoktu. Vakit yani hem yoktu çalışmaktan hem de Yılmaz abi gibi başımızda bir abimiz vardı. Yani öyle çok şımarmak gibi bir lüksümüz yoktu bizim. Öyle kendi aranızda. Kendi aramızda şımarmak dediğimiz o yani. Ya çünkü seninle ilgili böyle kötü bir şeyler duymak istiyorum. Bulunamıyor yani. Ya onu araştırıyorum soruyorum. İnşallah Melis birazdan söyleyecek olacak bize. Bu bize. Kaçak gelinlerden sonra bir şey sayısı artmış. Takipçi sayısı. Eyvah evet. Oldum dedin mi orada acaba? Yok beni çok korkutuyordu böyle şeyler. Çok meşhur oldun mu acaba dedin mi? Ya bir sabah kalkmıştı böyle. Kaçla başladım ben? 5000 ile başladım sonra... Bir bölüm geçiyor 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 ne oluyor falan dedim. Ha daha oralarda ne oluyor dedin. Tabii. Ha, hiç milyon falan. Bir de çok sosyal medyayla aslında aram aşırı iyi değil şu öyle. Şu an bir belediyeden aday olsan başkan olursun ya. Yani. Takipçiyle oluyorsun. Artık olmayalım ya. Herkes kendi işini yapsın. Ne zaman dedin peki sanırım ben çok ünlü oldum diye? Hiç bir zaman öyle demedim. Hala da demiyorum yani. Güzelim diyor musun? Güzelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Ya her bütün kadınlar, herkes demeli bence. Hepimiz evet, demeliyiz evet. Yani. Ben bile diyorum kendime çünkü güzelim. Sen kendine ne değer biçersen karşısındaki insanlar da o değeri biçtiği için sana kendimizi değerli görmeliyiz. Kesinlikle çok. Yaramış sana o güçlü kadınlar projesi. Şimdi Melis'le ilgili şöyle notlarım var bak. Duygu olarak da hep yüksek yaşarmış. Oradaki dağı gerçekten editörüme sormadım ama daha derken sürekli bir şeyler yüksek yaşıyor. Benim bir problemim var. Hiperaktifim yani. Şu an mesela biz konuşurken tık 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 vuruyorsun oraya. Hiperaktifim. Çok hareketli bir insanım. Her şeyde yüksek yaşamayı seviyorum. Yakınlarında çok bütün çevren çok konuştuğunu düşünüyorum. Evet çok konuşuyorum. Doğru. Yo doğru. Yani birinci şey yani böyle yakın çevrem için bence çok beni sevmesi kolaydır ama kolay da bir karakter değilim. Hani sevmesi kolayımdır ama Melis bir dur. Ya bir dur hani sürekli en yakın yorucu. Çevrem bana yorarım yani. Benim anlatıcı olarak değerlendiriyor musun kendini? Evet çok seviyorum. Tam benim arkadaş olacağım. O anlatsın ben dinleyeyim. Ben daha az ben konuşurum. Ben de dinleyeceğim. Bayılırım ben de dinleyeceğim. Bak o da anlatıcı. Hızdan, aksiyondan, kaostan beslenen biriymiş. Bu biraz törpülendi mi o çok kötü kazadan sonra? Evet biraz tabii öyle ya şöyle bir şey oldu. Biraz beni herkes bu arada beni orada sevsin. Kaybettiklerimizi de analım yani. Evet, gerçekten hepsine. Yüreğimiz ağzımıza anladım geldi. Çok üzüldük. Evet biliyorum. Teşekkür ederim. Evet. O biraz bu durdu diyor. Durdu biraz. Bir de şey gibi hayatta bazı şey kaygılarım vardı. İşte herkes beni sevmek zorunda. İşte herkes beni çok istesin, herkes beni çok önemsesin, herkes beni sevsin. O yüzden de daha hızlı her yerde olayım. Herkese iyi, herkese pozitif vereyim. Bu şey de oluyor mu yani? İşte o geçti. Yani o hani yani öyle annenin babanın bir eksikliğini hissettiğin zaman çünkü ayrılardı. Ayrılar ama çok eksiklik hissettim demeyeyim. Şimdi de canlı yayından aklımda onları üzmek istemem. Üzülürler çünkü bir şey söylersem. Yok alınırlar. Be o genel, genel bir psikoloji olarak dedim. Var tabii yani. Ki yani. Bir sürü şey var çocukluğumuzda. Bizim annelerimiz illa babalarımız... ayrılmak da gerekmiyor. İşten dolayı belli bir zaman yok, görmeyince. Ayrı kalmak gibi demeyeyim ama başka bazı şeyler her ailede olduğu gibi şeyler vardı hani. Ama ben genel olarak böyle hep sevmekle ilgili, sevilmekle ilgili bir kaygım vardı. Sevilmeme rağmen vardı. Kazadan sonra tabii yani arkadaşım öldü dediğim yerde hayatta öyle bir şey başıma gelince orada bir evet durduğum o zaman işte şu anki ailem seçilmiş ailem diyorum arkadaşlarım yani hep yanımda olan insanlar o zaman bana işte Melis şu an dur ve buradayız iyi ki hayattasın bak ada gibi bir yerden çok sakinledim o zaman dedim, kimse beni sevmek zorunda değil ben olduğum halimle ne kadar kabul görüyorum dediğimde bu aslında hızlı dediğim ve şu an anlattığım şey hayatta durmam. Bir şey için çabalamamam yani birilerinin beni tercih etmesi için ya da birilerinin hayatında olmak için çabalamamam gibi bir şey evrildi tabii ki. Bu benzer bir şey sen de yaşamışsın.
Evet. Böyle bir süreçten geçmişsin. Yani benim de aynı cümleleri kurdum. Herkes yani neden beni sevmiyorlar ki şeyine girmiştim. Böyle en ufak kötü yorumda ne yaptım ki ben insanlara hani bu sosyal medyada şeyi. Evet. Sonra hakikaten evet nasıl ki bizim de hoşlanmadığımız enerjini tutmadığı insanlar varsa bize karşı da öyle olabilir. Hani ne bu kadar şeye girdim sonra. İş yapmaya geliyoruz burada kardeşim. Herkesin birbiriyle çok iyi anlaşması mı lazım? Yani işini yap geç kafası. Aynı şekilde düşünüyorum. Salak yerine konmak delirtiyormuş seni. Seni hastalığı, kim nasıl salak yerine konsun? Benim yalanla ilgili çok... Cin gibisin senin nasıl... Öyle değil yani böyle yalanla ilgili çok büyük hassasiyetim var. Yani hayatta her şeyi affedebilirim, büyük konuşmayayım. Her şeye ikna olabilirim yani. Ebeveynlikte de böyle partner ilişkilerimde de her şeyde ikna olabilirim. Yani beni konuşarak ama ben yalanla ilgili... İptal. Evet, yani bir de bak sanırım. Bu da aynı huy bende de var. Yanında şikayet eden insanlar, of pof yapan insanlarda tahammülün yokmuş. Evet, hiç yok. Bir de çok şükrediyormuş. Çok. Hayattayız, sağlıklıyız. Bitti gitti. Çok şükür. Peki yani bakınca bir yorucu bir durum var senin kendime, içinde. Kendime yorgun. Nasıl yetişiyorsun gibi. Sana? Ala bunu da şey diyorum ben. Bu benim bayağı hayatta kalma yöntemim gibi. Tercih ediyorum. Yani ben aynı anda 5 iş yapmayı da tercih ediyorum. Hep arkadaşlarımla çalışıyorum. Her işte başka arkadaşlarımla çalışıyorum. Hepsi iyi ki varlar. Çok şükür bir aradayız. Ama bu bir tercih. O yüzden şikayet etmeyi çok doğru bulmuyorum. Yani tercih ediyorum. Çok iş yapmayı, çok hareketli olmayı. Tercih ettiğim için de şikayet edecek çok bir şeyim yerim yok yani şikayet etmeye. Vakit de yok senin de anladım yani. Yani. Ya da böyle şikayet, of çok şikayet ediyorum deyip hemen öbür lafa hemen halletmem yani. Lazım. Yani. Şimdi bu sevgili Melis YouTube'da kendi programını yapıyor. Adı Zaten. Evet. Evet, biz daha gelmedik ama olsun. Ya çok isterim. Çok değerli oldu. Konukların var. Bize sıra herhalde artık. Kimsenin ya, seyretmeyeceği zaman. Temmuz, Ağustos gibi. Ya, böyle güneşin tepede olduğu zamanlar. Herkesin hemen yüzdüğü böyle, zamanlar. Tamam, tamam. Şimdi orada senin bir kişilik testin mi var? Evet. Biz de tabii senin kadar iyi olmasa da hazır buradayken sizi senden haydi de gördük. Bakalım. Bir kişilik testi yapalım bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Deniz'den başlayayım. Tamam Şahin'den başlayayım. Buna Şahin hayır derdi. Şahin'den başlayayım. Şey mi benim ben değilim mi diyeceğiz? Bu benim ya da ben değilim evet, mi? Nasıl evet. Doğru. Yani. Ne dersin? Evet hayır da olabilir evet, tamam. Yani. Ne? Kızdığım birine sosyal medyadan göndermeli paylaşım yaparım. Sosyal medya hiç kullanmıyorum ki i̇şte, ama... Sana soracaktım ya. Ne güzel. Hayatta bulaşmam öyle şeylere. Ha, yani küçükken yapıyorduk öyle. MSN falan bir şeyler vardı orada şarkı paylaş falan. Evet. Şimdi... Peki ikinci soruyu sana soracağım. Deniz. Deniz'e soruyorum efendim. Ayrıldığım sevgilimle bir ortamda karşılaştığımda görmezden gelirim. Yani nasıl ayrılındığına tabii bağlı da... Ya benim artık ben zaten 7 senedir Barış'la birlikte olduğum için... Hiç. Yani bir de öyle kötü ayrılık falan. İnsan insana muhtaçtır ya. Bir selam verirsin yani. Yarın hani böyle geçmek değil de böyle hani merhaba falan diye verilir yani hiç. Tabii canım. Çok merak ediyorum. Canımı yakan birinin çok pis canını yakarım. Melis'e. Şöyle yakarım da Devran'a inanırım. Öyle yakarım. Ha. Çok inanırım. Yanar onun canı yani. Evet. Acele etmem diyorsun. Ben bir şey yapmam bunun için. Hayat ona yaşatır bence. Hmm. Ah almaya inanırım. O zaman yakmazsın. Devran döner. Bunun için bilinçli bir şey yapmam. Ama beklerim. Bayağı beddua ediyorsun yani. Allah canını almasın diye. Yani bence hayatta öyle bir şey var. Kötü niyetli bir şey yapılırsa bence karşılığını bulur o insan. Evet. Ona inanırım. Evet bak senin Şahin senin cümlen zaten deminden gelmiş. Yatağa yattığımda düşünceler kafama üşüşür ve kolay uykuya geçer. Ben işte o. En çok benim, ne geçiyor? Kaygı bozukluğu değil mi? Her bu, bende şey de tabii var. Her şey. Yani her şeyi sorguluyorum. Onu niye öyle yaptın? Bunu niye böyle yaptın? O niye öyle dedi? Acaba şu şöyle olacak mı? Bitmiyor tartışıyor yani. Tartışıyor musun birini karşına alıp? Ben onu çok yapıyorum. Kendimle geçiyor karşıma. Tabii birini alıyorum böyle bayağı böyle. Evet. Onu evirip çevirip evet. Böyle laflarımı sokup bırakıyorum. Bak en son hatırladığımı söyleyeyim. Yatıyorum. $1 kaç liradır? Kaç liradır? Dün bu kadarsa açıyorum telefona bakıyorum. Nereden bileceğim? Sonra koyuyorum. 1 euro. Yine kalkıyorum. Tam koyuyorum. Biraz zaman geçiyor. Tam dalacağım. Peki euro ile dolar paritesi ya sana ne abi sana ne geliyor? Şu an ne lazım? Abi bir şey de yok ha. Yani keşke olsa da yani. Evet şimdi Deniz'e geri geçiyorum. Siz diye hitap ettiğim birinin bana sen diye hitap etmesine çok sinirlenirim. Ya sinirlenmem de ben ilk tanıştığım insanlara hep siz diye hitap ederim. Evet bazen sinir oluyorum bazı durumlarda böyle sen
diye gelince insanlar. Ya tanımıyorum çünkü yani. Bir de o yaşla da alakalı değil bence. Karşındakine saygın. Peki saygın mesela ben. Bir oyuncu arkadaşın, sevdiğin biri sana abi, şey abla da. Rahatsız oluyor musun? Abla denince mi? Ne abla olsun hadi. Sana abla olsun abi demezler diye düşünüyorum. Abim. Var benim öyle tanıdıklarım da. Yani neyse. Şey... Evet Şahin Soruyu Bey. Soruyu unuttum biraz. Buyurun. Boş ver ya, ben birine gönderme yaptım. Önemli değil. İsmi lazım değil. Dikkat et çok benim. Gözüme bakılmadan konuşulmasına hiç hoşlanmam Şahin. E tabi yani temas kurmak, göz teması biriyle konuşurken önemli bence. Yani şuraya bakıp benle konuşuyorsa biraz seçim. Peki oyunda şey oluyor mu mesela? Ya bir hani takılırsın bir yere, bir dalağın düşer orada. Şunun gözünün içine bakmayayım, o gözünün içi gülüyordur. Onda oluyor. Ben full, ben çok zorlanıyorum. Bunlar ben de oynayamayabilirim. Bunlar da çünkü ya, o hinlik var bu. Ve o kadar o işin şeyi bunlar ki yani. Bunlar bir arkadaş grubu, onlardan şey de yapabilir. Böyle bir şey bakıp. Geçen gözümden yaş geldi yani sahnede yani. Sen Eser uyardı ama oyunda. Evet, Eser bana dedi ki bir hafta önce filandı. Bir minik bir anekdot anlatacağım. Şahin provalarda yani sahnedeki performansının böyle onda üçünü falan. Efor yani bir gerek duymuyor. Adam kendini. Evde oturuyormuş yani, zaten. Çok okuyor, o kadar kendinden razı, o kadar okey biliyor ki dünyayı. Böyle bir şey ihtiyaç duymuyor. Şimdi biz, ben de birbirimiz, ben de hep böyle şeyim yani. Sen canını çıkartıyor. Benim bu fazla enerjimle de dalga geçiyor yani. Kanter içinde sakin oluyor. Ben veri söyleyeceğim diyor bir de falan diyor. Yani aynı öyle bir yerdeyiz. Oyundan da bir hafta önce Eserlerin programına gittik. Eser dedi ki sahnede dedi başka bir şey göreceksin. Hazırlıklı ol dedi. Gerçekten ne yapacağım? Çok zor ya. Yani çok şükür bu arada. Çok mutluyum yani. Bak, böyle olduğu için ya. Aşırı mutluyum partnerimden hani. Başımıza bir şey gelmesin. Ama yani içinde bir sahne canavarı olduğu için gerçekten provalardan bambaşka bir şeyle karşı. Ben zaten gülmeye çok teşne biriyim. Zaten niye yapıyorsun? Kendimiz gülmeyeceksek. Tabii canım. Ben eylem oynayacağım. Nasıl güldürüm? Yani el alemi eğlendirmek için mi yaptık? Evet, sana geldik şimdi. Direkt mesaj kutuma gelen mesajları çoğunlukla okurum. Hatta bazılarına cevap yazarım. Bismillah. Hepsini okurum. Cevap yazmam genelde. Hepsini okuyorsun. Hepsini okurum. Şimdi hatta mesela kızım. Cevap bunu seyredenler yazacak ama oraya. Şey de yapıyorum işte, mesela cevap vermiyorum. Ekran görüntüsü alıp onu hikayemde paylaşıp onunla ilgili şaka yaptığım da oluyor. Okuduğum bilinir benim yani. Yani herkes okuduğumu bilir zaten. Ya da savcılığa verdiğimde falan. savcılığa da ver. Hani bir kere oldu o yani, çok yapamadı. Allah korusun, yazmayın birbirinize öyle şeyler. Kimse yazmasın. Bana da yazmayın. Evet. Sana geri dönüyorum Deniz. Eleştirildiğim zaman kafama takarım. Gelen eleştirileri dikkate alıp düzeltmeye çalışırım. Ya eleştiri... İlk başta sanki öyleymiş biraz. Bunlar beni niye sevmiyor falan dediğinde. O farklı bir şey aslında. Ya eleştiri gerçekten eleştiriyse evet onun üzerinde düşünürüm. Ama eskiden evet takıyordum kötü yorumları falan. Şimdi açıp okumuyorum bile açıkçası. Doğru bir eleştiri varsa tamam ben bunun üzerine giderim derim. Hmm. Ama onun dışında... Hmm. Eleştiri de yapılmıyor ki, hakaret hani yani. Evet, birbirine bambaşka. Çok karıştı ya şu anda biraz daha. Özellikle sosyal medya. Evet. Bana biri bundan yıllar önce ilk bu Twitter zamanları diyebiliyor muyuz onu? İlk zamanlar. İlk zamanlar direkt böyle bodozlama küfür yazmış. Ama çok net böyle. Dayanamadım, ben de mesaj attım. Ya her şeyi anlarım, eleştirini anlarım. Bu kadar yani bu niye? Abi, cevap şey, abi başka türlü dikkatini çekemiyoruz. Çok gülümseyim, nasıl ya? Dedim bu nasıl güzel mi yani? Nasıl olabilir bir şey ya? Evet, ya bunlar hoş değil arkadaşlar. Artık o yüzden okumuyoruz. Evet, şimdi Şahin'e soracağım. Merak de, ha zaten bunu biliyoruz, bunun cevabını. Mutluluğumu da sinirimi de şifresiz paylaşırım. Paylaşmasam da belli ediyorsun. Belli ediyorum. Hiçbir şey paylaşmıyorum. Paylaşmaz bu. Sosyal medyada senin hiç neyin yok var diyorlar. Evet. Söylüyorum da ya. Hiç onu da saklamıyorum yani. Neyim varsa söylüyorum. Yok ya bir şeyim falan deyip böyle oturmuyorum yani. En güzel trafikte Emre Kınay.
Ya bugün çok üzüldüm. İkinci kere. Emre abi beni çok ya Emre abi. Geçen buradaydı da sağ olsun konuk oldu. Ya abi sen taşınsan mı ya? Ne bileyim. Yani orası sana olmuyor gibi geliyor bana. Emre abi lütfen izleyin. Evet. Ya samimiyetine söylüyorum abi. Karşılaştık. Bana dedi ki oyunu 20 Mart'ta Emre abinin sahnesinde oynayacağız. Oyuna geleceğim. Çok merak ediyorum. Yapımcı olmuşsun kız karşına. Dedi. Yapımcı olmuşsun kız dedi. Kimle oynuyor diğer Şahin dedi. Emrah dedim. Emrah trafikte dedi, çok kalmaktan oldu. Sen dedi yapımcısı değil miydin? De yapımcısını ben de oynarım Emrah dedi. Ya harikaymış ya. Çok güldürüyorum. Haksız durumda kedi gibi olurum Melis. Kedi gibi olurum derken olur. Herhalde. Ha haksızken dişlerimi çıkartma aklına. Haksızken şey kedi. Ben kedi gibi olurum demek olur istedim. Olurum hemen özür dilerim. Sen haksızsın evet, değil mi? Evet hemen doğru. Yani. Ha. Özellikle de mesela şey de farkında değilsem de söylensin isterim, sorarım da. Ya bir şey yaptım mı, burada ben haksızsam hemen haksızlığımı bilmek ve onu halletmek isterim. Evet, bir de konuştukça daha çok hata yapılabiliyor. Evet, çok şansım var yani yaparım, kırabilirim yanlışlıkla istemeden. Peki Deniz, kavga ettiğimde kızdığımda kitap gibi mesaj yazarım, gönderirim. Ay yok. Böyle böyle. Yok, o... belki ergenliğimde falan ama... bir ara bir yok, tane şimdi, attım gözüm. Ben... Bırakıyorum artık. Neyi? Uğraşmıyorum yani. Ha. Gelmişiz 32 ben yaşında. Çevrenizdeki insanlar da yaşını başına almış insanlar. Hani şey diyorsun yani bir saatten sonra bu yaşında bunu anlamıyorsa kendi yaptığı şeyi ne uğraşacağım diyorum. Hiç uğraşmam. Helal olsun kız. Küçücük bir araya gidiyoruz sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet Deniz seninle ilgili şöyle notlar almışız. Her şeyi kafasına takarmış. Duruyor mu bu? Durmuyor. Gitti. Durmuyor. Sana ya, ne oldu? Bir ışık mı geldi? Ne oldu? Arada benim öyle aydınlanmalarım olur. İşte kendi kendime konuşurken bilirsin belki. Böyle bir... Ay gizli. diye. Doğru derim böyle. O yüzden şu an onların hepsini torpiledim. Evet siz bayağı şey... Benziyorsun. İkiz çıkacaksınız. Bak çok ketummuş. Çok ben de anlatmadım. Ben de öyleyim. Kendimle ilgili hiç herkesin derdini dinlerim, unuturum da kimin ne anlattığını. Hani hiç umurumda olmaz. Hep de bana anlatırlar. Bir enerji yayıyorum sana galiba. Sana ne anlatıldığını unutuyor, umurunda olmuyor. Yani şöyle gelip sırrını veriyor arkadaşım. Bayağı hani bazen arkadaşım olmayanlar, yeni tanıştığım insanlar bile bir anda böyle içini döküyor. Ben unutuyorum. Ya en tamam. Güzeli bence daha, onların yük evet. Kalıyor yoksa ya evet. O insanlar. Denize bir şeyinizi anlatmayın hiç hatırlamıyor. Daha iyi işte. En güzel sır verecek insan evet. Ne hiç? Evet. 30'lu yaşlarıyla birlikte dur demeyi öğrenmiş. Kırılgan tarafı da güçlenmiş. Evet, güçlendirdim. Ya hı-hı. Ben böyle sizde oluyor muydu bilmiyorum. Birine hakkını ararken, hayır kardeşim o ne diyeyim benim gözlerim doluyordu böyle. Ağlamaya başlıyordum falan. Ne yapıyorsun ya? Şimdi daha sağlam. Sen yapınca etkili oluyor değil mi? Sus be diye Şahin. Çok gaf yaparmış onu merak ettim. Çok gaf var mı? Ben... Var mı hatırladığın gaf? Anlatmak istemiyorum. Yayından sonra özel anlatırım o kadar yani. Şey evet. Burada anlatamayacağın gaflar. Ya şey ya o kadar nasıl diyeyim ya anlatırım ya. Şimdi anlatmayayım. O zaman biraz daha suyumdan içeyim ondan sonra bir rahatlayayım. Ha, çok inatçıymış zorla bir şey yaptıramazmış. Ya biri benim yapacağım bir şeyi zaten bana tekrar tekrar söylüyorsa ben... Soğuyorum ondan. Yapacağım varsa bile yapmam mesela. O sevmiyorum kadar, evet, böyle benim de öyle. Dayatılmasını. Yapacağım zaten beni bir bıraksan. Hani. Karşı yakalılık mı bu acaba? Galiba yani. Deniz'i aldığı bütün huylarımı dinliyorum şu an Deniz'i. Evet seni anlatıyorum. Vallahi. Seni sana seni bile. Karşı yakın suyunda. Hayır diyemediği için kusana kadar yemek yemişsin hayır diyemediğin için. Nasıl bir şey bu ha, ya? Şey olabilir ne o. Kosova'ya gitmiştik biz tiyatro grubumuzla. Orada onlar da o kadar misafirperverler ki böyle bir kahvaltı yaptırmışlardı bize. Ben de hani zaten doğru düzgün bir şey yemiyordum. Ayıp olmasın diye orada bayağı evet zorlanmıştım yani. Allah Allah. Onu da açtım artık. Hayır diye. Yani midem mi genişledi yoksa hayır mı diyorsun? Yok. Söylüyorum artık. Peki şimdi Bülent Emrah Parlak'tan bir takım notlar gelmiş. Şahin'le ilgili kim sormuşlar. Kim bilir neler geldi. Böyle haince bir şeyler söyler diye düşündük. Bak.
Allah aşkına okuyorum, birazını okuyorum. Dünyanın en eğlenceli arkadaşlarından biridir. Oyuncu olarak çok yeteneklidir. Kendini kaptırır. Bazen o kadar kaptırır ki sizi ısırabilir. Isırdın mı Bülent Emrah? Bülent'i ısırdım mı ya, hatırlamıyorum. Şahin bunu bana sarmaz. Isırmışsın belli ki. Isırmış olabilir mi? Sevgiden ısırmışsın. Yani dikkat et. Kontrolsüz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Şaşırırım ısırdıysa. Yok, oyun biraz rahatlasın. Belki ondan. Ansızım durduk. Bak, sert ve dirayetli duruşunun altında çok duygusal bir yapısı vardır. Çok gülerken sizi bir anda ağlatabilir diyor. Aa, Allah Allah. Birden şiir okumaya başlıyor. Yabancılık çekmez, yabancı ortama girecekseniz Şahin'le girin, hemen ayak uydurur diyor. Bak oradan evet. İyi bir ikilisiniz işte. Evet. Her yere turneye gidersiniz o zaman evet. Bu ikili. Hiç öyle yabancılık çekecek bir şey mi? Tersi o kadar ters ki hatalıysanız hemen kendinizi o terslikle düzeltirsiniz diyor. Korkutucu bir tarafı var bence de. Var değil mi? Evet, yani hiç yaşamadım. Öyle sessiz duruyor ya ama. Ya, hoşlanmadığı bir şey Şahin'e yaptıramazsın gibi hissediyorum. Yani. Dedi zaten hani, Deniz söyledi onu. Evet, kendine söyleyince. Evet. Deniz'in söylediklerini onun gibi Şahin diyeyim ben. İşte dinledim orada. Evet, cömert ve eli açıktır. Yani hiçbir malzeme çıkmadı Bülent Emrah'tan. Evet. Hep çok güzel şeyler çok söyleniyor sevdiğim, hakkında. Sevdiğim canım arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Yanlış adama sormuş. Evet, yani Bülent benle ilgili... Keşke Yılmaz Erdoğan. Çok sakin. Ben söyleyeyim, çok sakin. Çok sakin. Yani sıkıcı çok, derecede mi sakin? Sıkıcı demeyeyim. Çok düz bir şey var. Personası var. Ve dolayısıyla çok sakin olduğu için yani hiçbir şeye çok büyük heyecanlanıp, çok büyük yükselip, çok büyük duygulanıp. Hiçbir hissi çok büyük değil. Her şey çok olması gerektiği ya gibi. Ya ne güzel. Bak Şahin niye seviniyorsun yani, normal. Evet, ben de arada öyle oldum. Yani, hani şey dolaşıyordu bir tane sosyal medyada. Tepkiniz mi? Ne diyordu? Kızdın mı? Tepkiliyim diyor adam. Bıyıklı bir abi. Çok tepkiliyim diyor. Hiçbir tepki. Evet, bir şey yok. Şimdi Deniz'in iki tane takıntısı varmış ama buraya öyle takıntılı konuklar geldi ki Deniz'inkiler biraz hafif kalıyor. Hemen korkma, sen niye her sorudan endişe ediyorsun? Endişe etmedim ya, çok rahat. Makas bıçak falan alamazmışsın kimsenin elinden. Evet ya, yok ya alıyorum da. Tükürüyormuşsun evet makasa bıçağı, pislik içinde kalıyor. Hayır o, hani o şeydir. Ha pu diye. Hani, ters şey sapıyla olur. Ya da bir yere bırakıp oradan al falan şey, diye. Onu kötü şans, kavga evet ederler falan. Evet. Anneannem de çok vardı benim rahmetli de, baltın açlar böyle. Ondan kaldı herhalde. Aslında güvenlik içinde hani. Anneannem yani. Banyoda şarkı söylüyorum zaten ve ortaokula falan gidiyorum. Bir anda girerdi böyle işte. Ne cümlelerle. Şeytanın şunu yaptığı yerde şarkımı söylerim. Bunu bu garip şeyleri vardı anneannemin. Hmm. Orada tırnak kesilmez falan diye böyle. Ondan kaldı herhalde. Onu söyleyince makas de kaldı. Bizim öyle şeytan diye bir skecimiz vardı. Erdem Yener oynuyordu. Tükürmek deyince de bu çocukken kendi mahallesinde otururmuş. Tanıdığı araba geçince öpücük yollarmış mahalleden ya da kendi şehrinden. Erdem. Evet. Yabancı araba geçince de tüküp yapar. Erdem deliymiş ya. Bunu sevgiler, saygılar Erdem'cim. Yani inanılmaz. Var mı takıntı? Takıntım yok ya. Hiç böyle tik, takıntı, yok. Totem. Ya. Sende var mı? Nazar maşallah şey yaparım, kaşırım, ısırırım. Dilim. Budunu kaşıyorsun. Öyle bir şeylerim var. Evet, demin çok güzel programım var diyorum. Hemen dinleyelim. Tamam demeyeceğim. Ya. Peki, oyuna geri dönelim biraz. Buyur. Melis'ciğim, Uraz'la boşandınız, bunu artık bilmeyen yok. Tabii. Çok iyi arkadaş olmayı sürdürüyorsunuz ama. Hem çocuk için ama o olmasa da hem iş, çocuk, güç, evet, her şey beraber. Evet. Oyundan yola çıkarak sormak istiyorum. Hı-hı. Senin bir organizasyon şirketin de var. Hı-hı. İleride bir gün Uraz'ın düğün organizasyonunu yapardı. Yapma. O da başkası yapsın. Yani düğüne bir gider hala çekerim gerekiyor. Bir yerde durur. Arada. Hani düğüne giderim ama organizasyonu şey, da yapmam. O kadar değil yani. Yani çünkü yani onu o zamanki eşinin yapması gerektiğini düşünürüm. Ben hayır, artık yapmayacağız. İşin ama bir organizasyon şirketiyle anlaşılıyor ya. Güzel para verseler. Çok teşekkür ediyorum. Gene ama istiyorsa yola logomuzu koyarız. Belki isterse arkadaşlarım yine yapılır ama ben şahsen teşekkür evet, ediyorum. Gerek doğru, yok doğru yani. Doğru olan da evet. Evet. Bir de o alanda bir şirket değil seninki tabii. Ya belli olmaz şimdi. Ben yanına da giremiyorum. Onu da yapayım diyebilirim. Yok değil, evet, etkinlik yapıyoruz. Evet, peki. Ama peki bu bilgi soru doğru mu Şahin? Buyurun. Hay Allah ya. Ortaokulda kız arkadaşını arayıp Zafer Peker'in Diyemedim evet şarkısını dinletiyormuş. Evet ya. Peki yani senin ona diyemeyip de şarkıda olan ne mesela? O şarkıdan ne demek istiyorsun ona? Hiç hatırlamıyorum ama
böyle küçük bir sapık gibiydim ya. Gururum engel oldu. Şeyden böyle jetonu atıp falan o şarkıyı dinletiyordum. Ne acayip günler. Sen olduğunu da biliyor tabii. Biliyor tabii canım. O da sessizce dinliyordu yazık galiba. Ha dinliyor sonuna kadar. Dinliyor tabii. O kadar zahmet vermişsin. Tabii. Bozuk paran gitti. Jetonum gidiyor. Bir kere kapası halbuki bir daha harcamazdım ben. Zaten Zafer Peker de bir daha şarkı yapmadı. O şarkıdan sonra kariyerini noktaladı ya. İlişki yürümeyince. Değil ki. Zafer Peker de bıraktı. Onun için mi yaptım ben bu şarkıyı? Ya ben Şahin'e iyi gelmediysem kimseye iyi gelemem diye. O da diyemedi. Şimdi yani. Bak yeni bir bölüm deniyoruz. Sizin üstünüzde deniyoruz. Evet. Burada soruları ben değil Sezen Aksu soracak. Aa. Şöyle Sezen Aksu şarkılarının sözleri dehşet tabii. Evet. Oradan bazı sözler seçtik. Onlarla ilgili size sorular soracağım. Deniz'le başlayacağım. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. Var ya o güzel şarkı. Evet. Böyle bir şey yaşadın mı yani? Söyleyemiyorsun. Susuyorsun, çok söylemek istiyorsun ve konuyu öyle dağıtıyor. Yani ne aşk? Eşiyle arasını bozacağız ya. Var ya ben bir ara çok fena. Biz artık Barış'la bayağı böyle telepati yöntemiyle anlaşıyoruz. Yani bir şey düşünüyorum. Şu anda yaşıyorum direkt, bunu diyorsun. Tabii, ama şey kavga olarak değil de iyi güzel şeyler olarak yani. Oradan susarak alamadım şarkıyı. Yani, aynen bayağı böyle işte bir şey çekiyor, bir yemek çekiyor canım. Yarım saat sonra o söylüyor falan böyle. Güzel bir iletişim yakaladık aramızda kocamla. Peki Melis'e bir soru. Kolay olmayacak, elbet üzüleceğim, mutlaka bir iz bırakacak. Hayatında böyle bir iz bırakan, kolay olmayan bir şey oldu mu? Benim mi iz bıraktı, bana mı iz bıraktı? Hadi bakalım. Vay be. İşte bu. İkisini işte de bu. Söyle. Ben iz bırak... Kaşım bırakırım. Bırakırım yani evet. Yani, burada. Yani en azından bir... yok. O ne yok. Tempoydu be. yok. Şaka yapıyorum ya. Sen zaten baksana festival gibisin yani. Teşekkür gittin de. Mi yaratacak evet, boşluk? Evet bir şey bir olur, bir boşluk olur. İz bırakırım. Bende de güzel izler bırakılmış. Çok hikayem vardır. Ben hikaye seviyorum yani. Yengeçliğimden de geliyor. Yani her şeyi düğün tadında yaşayayım. Her şey hikaye. Yükselenin hikaye. Ne? Anı. Yengeç akrebim ben. O yüzden hani... Kızım için sordum. Benim küçük de yengeç. Muazzam bir şey ama bence. Ama yay üstü. O da çok daha güzel. Çok yengeçe daha, yay. Çok daha ayakları. Ben tuhaf yengeci çok sordum. Yani bunu böyle çok duygusal bir yerden yüklenirler yengece. Ben çok seviyorum yengeç olmayı. Canım evet yengeç. Hikaye seviyoruz. Evet anı seviyoruz. Evet iz bırakma. Her şeyde bir duygusallık. Bence hiç mahsur yok. O yüzden de yani iz bırakırım da iz de bırakılır bana. Bir mahsur yok yani. Çünkü sen yani... Karşındaki yapmasa bile sen hikayeleştirebiliyorsun. Evet ben hikaye seviyorum şahaneymiş yani. Ya. Senin ama sosyal medyada falan evet, hep böyle hani şey. Düşler, hayaller. Kısa hikaye gibi. Evet seviyorum. Sen yazıyor musun? Yazıyorum. Tamam. Kitabım da var benim. Öyle mi? Daha önce çıkartmıştım evet. Helal olsun. Bir selam lütfet. Bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. Dedim mi bunu? Demişimdir tabii. Hatırlamıyorsun. Demişimdir. Tabii. Çünkü Asena seyrediyor. Yo o demişimdir ya. O da seyretse demişimdir yani. Ben çünkü şey değilim. Bir arkadaşınla bir küslüğün de olabilir yani. Tabii. Hiç böyle yaralayan böyle seni sinir eden bir küslük yaşadın mı biriyle? Oldu ya. Arkadaş olarak. Tabii oldu. Kimle? Oldu. Ya isim vermeyeyim. No. Küsüp barıştığın bir arkadaşın. Barışmadıklarım da var. Ha onları sormuyorum ya. Barışmadıklarım da var. Küsüp barıştığım yakın arkadaşlarım da ama çok kısa küslükler. Ben küs kalmayı da seven biri ben değilim. Yük. Başaramıyorum yani onu. Eziyet oluyor evet. Ya bir peki Deniz'e yine enteresan bir soru geldi. Tabii ki Barış diyecek ama ben yine de sorayım. Git gitme dur ne olursun. Gitme kal yalan söyledim. Ya bu duygu dalgalanmasına... Söyle okuyunca da hiçbir duygu uyandırmıyor. Sen oku bakayım bunu dümdüz. Nasıl uyandırsın. Dur nasıl uyandırsın. Bu şarkıyı bilmiyor musun? Al şu sondakini oku. Git diye ver. Hangisiydi ya? Şarkıyı unuttum yemin ederim. Ne böyle dur, de bir insanım olursun, işte. Gitme kal yalan söyledim. Ha. Yok hayır. Yok yalan falan söylemiyorsun. Giden gitmiştir gitti. Giden gitsin öyle. Üç kere bilen git diyemem. Kimseye. Bir kere aynen ilkinde öyle. Gidiyorsa gitsin. Hem kel hem fodul takımını hard diye yiyesim var. Tabii. Var mı bu kel fodullara?
Yani yerli futbol yok bu arada, bir düşündüm. Oturtamadım kafamda. Yani art ya. Diye yesim var hani. Hayır şey sinirinden yaptım. Yani bu tipleri bu tipleri sevmiyorum gibi. Yok yani hiç bende şey yok ya. Sinir, kavga, kıyamet. Ben hemen gözlerim dolar ve kaçarım, uzaklaşırım yani. Dövüşmeyi hiç bilmem. İnsanlar el ele tutuşsa diyorsun. Evet, tam bütün öyle dünya biriyim. Buna inansa. Yani. Evet. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Tabii. Diye böyle umutsuzluğa düştüğün oldu mu? Tabii. Ki yürümedim de sonra yani. Aynı hevesle öyle şeyler yaşadım. Ya zaten Yılmaz abi yolladığında o Tolga'nın yanına giderken evet. Bir daha bu yolları aynı hevesle. Peki belki şehre bir film gelir. İklim değişir, Akdeniz olur. Öyle bir iklimi değiştiren, film getiren, ne bileyim şehre bu güzelliği yaşatan bir anın var mı? Deniz? Ne düşündün? Denizi dürtsene. Benim yani... Sana zor geliyor ya. Sözler o kadar ya. Böyle ağır ki hani ne söylesem böyle şey kalacakmış gibi. O yüzden bilemedim yani. Muhakkak tabii ki yaşamışındır tabii ya. Ki tabii. İklim Akdeniz olmuştur bir ara yani. Bazen biz o iklime Akdeniz yapıyoruz. Canım. İşte bu kadar. Deniz'i nasıl bağladın işte? Deniz'ciğim sen neredeyse orası Akdeniz ya. Tropikal. Egzotik. Egzotik iklim. Şey, sana niye böyle atarlı şeyler gelmiş? Dur, ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi yerime koy birini koyabilirsen. Deminkini aslında demin verdin cevabı. Koyamazlar değil mi? Nasıl bir iddia evet. Kardeşim bu ya? Bu da ciddi bir iddia yani. Ha? Hayır, başka senin yerine bir şey koyarlar. Net koyarlar ya. Daha iyisini her zaman yani. Hayır, başka ya bir şey koyarlar. Benim yerime de ya. Düzeltim çok egolu oldu. Dönüp bakmayabilir bile yani. Ben düzeltme yapmak istiyorum. Başka birini koyarlar. Muhakkak yani ama öyle. Ama aynı tat, başka bir tat diyelim. Şimdi de Serdar Ortaç'tan benim gibi olmayacak. Madem şarkılarda. Evet. Bakalım nerede kaldım? Kim bilir? Şahin. Ne böyle senle ne de sensiz. Dediğim biri oldu mu yani? Ne böyle senle ne de sensiz. Bülent Emrah Parlak. O oldu tabii. O da oldu. Yani yılıyorsun. Yani artık gelmiş falan oluyorsun ama yani evet ama yani sensiz de olmuyor bir durum oluyor. Oldu. Evet tekrar denize dönüyorum. Ne gemiler yaktım. O kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Evet. Evet harika ya. Hiç program akmıyordu. Evet, tamam bizim ne gemiler yaktım benim en son çektiğim dizinin ismiydi. O yüzden böyle bir duygulandım. Tam onu anlatıyor evet. En üzüldüm çünkü biz evet 8 bölümde final yaptık 8. bölümde. Tam ona ithafen olmuş yani oldu. Yani bir hayırlı bir şey oldu buraya geldin. Çünkü biz seni çok bekliyorduk ama nasıl bir yoğun çalışıyorlarsa. Var, her şeyde bir hayır var. Tabii sonunda gelebildi yani. Melis sana tabii ki yine atarlı, çizerli. Artık hayatımdan çıksam diyorum bu ikili delilik sona erse. Bunu dedim mi benim? Dediğim tabii ki toksik. Toksik. Bir sürü ilişki onun denecek şeyi ya. Evet. Ben bunu hep yanlış söylüyorum. Hemen, o yüzden Şahin'e baktım. Hemen Şahin'e geçiyorum. Tövbe tövbe ya. Toksik. Ya YouTube'da aman, yayın yapanlarla neler oluyor canım aa, yani burada yanlış bir ben şey yapmadım. Her gün bir şey daha biter. Giderek acı vermez biten şeyler. Sana da böyle depresif. Gide böyle artık o kadar böyle kötü üst üste gelir evet, artık acı vermez. Evet. Yaşadın mı o? Yaşadı tabii mı? Ya. Sen de bir böyle o drama bir var, taraf. Var var. O hayatımızda ne dramalar yaşanıyor. Ne dramalar tabii. Yaşanıyor? Anlatır mısın? Yani şu an canlı yayında anlatamayacağım dramalar. Ha, var yani şu an. Tabii canım. Ama oyun seni. Hayır şu an öyle bir şey yok ama öyle dönemler oluyor hayatımızda tabii. Hepimizin olduğu gibi. Evet. Korkutma beni. Yok tuhaf yok. Bir şey söyleme. Kurumsal şirkette çalışırken bir lansman gecesinde İbrahim Tatlıses'e sarılıyoruz. O yüzden kovuldum zaten. Zor ayırmış oldum. Gerçekten mi bu mu? Gerçekten. İşte bak olayı buldum. Ay çok iyi. Sarılmış bana bırakmamış. Dayadılar. Çok gençtim ya bir de. Vişne vodka. Alkol bu arada tabii ki çok zararlı bir şey. Ve ben ne yaptım bilmiyorum. İbrahim Tatlıses falan diye alın bunu buradan diye herhalde bir şeyler yaşamış. Sonra ertesi gün galiba işte İzmir'e döndüm. Sonra kovuldum işte şirketten.
Ya peki evet. Sonra İbrahim Tatlıses'le karşılaştın mı? Hiç karşılaşmadım. Ha. Hiç karşılaşmadım. Zaten niye sarıldığımı da hatırlamıyorum. Mesela? Nasıl bir sarhoşluksa İbrahim Tatlıses'i niye sarıldım? Evet, onu da hiç hatırlamıyorum. Yani. Abi, sadece bu bilgi geldi. Abi. O dönemi o kadar punduna getirip o kadar yakınına girip öyle sıkıca sarılmak ne bileyim. İşte ben hiç hatırlamıyorum için o anları. Yani bayağı yani. Uzaktan planlamışsın demek ki olayı. Şurasından girsem şurası zayıf görünüyor diye. Nasıl bir şey yaşadıysam. Peki abi. Görsen bunu anlatır mısın? Anlatırım da onun kaç tane böyle hikayesi var. Tabii, tabii. Kimler sarılmıştır. Ben kimim ki? Böyle deyince de. Evet. Ben Barış sayesinde kendimi buldum. Şu konuya biraz gelelim ya. Barış da seyrediyorsa selamlar buradan. Neydi Barış'tan önceki Deniz'le Barış'tan sonraki Deniz'in farkı? Nasıl bir Barış dönüştürdü seni? Zaten o özgüvensiz kadın vardı hep. Hmm. Bu dizilerde başroller falan oluyor. Devam ediyor mu o kadın? Tabii tabii hiç. Yani dediğim gibi böyle kayıt dendim başka biri, kestik dendim bambaşka biri oluyordum ediyordum. Bilmiyorum ya, Barış hep yükseltti beni. Yani hani yok ya, hani ben olur muyum ki buraya? Hani atıyorum başka adaylar var, hani geliyor başımıza, hani üç kişi düşünülüyormuş, biri sensin falan, bekliyorsun böyle evde. Bunu da böyle açık açık söylüyorlar yani, üç kişi düşünüyor. Tabii canım yani, ya da direkt açıyor, olmadı bari, diyor yani. O dönemler bayağı ağır geçiyor aslında, tam böyle yeni oyunculuğa başlamışken. Tam onun o vardı üstümde. Ya bilmiyorum ya. Yanınızda zaten hep öyle size hep yükselten insanlar olması lazım ya. Çok şükür öyle denk geldik. Yoksa mutlu olmak biraz. Çok zor tabii. Böyle bir dönemde, daha bencil bir dönemdeyiz şu an bir de yani. Ben ne zaman hala kendime herhangi bir haksızlık ettiğimde hemen alır beni toparlar. Kaç sene oldu evleneli? Evleneli 4 sene oldu. 7,5 seneyi de devirdik. Oh ne güzel. İnşallah daha mutlu devam edersiniz. Peki senin böyle Şahin gibi bir anın var mı? İbrahim Tatlıses olur. Ne bileyim herhangi başka biri olur. Böyle bir şey yaşayıp hayaksi dediğin bir sürü gafın var mı? Onu yayınlar. Allah Allah, bu neymiş ya? Ya gaflarımdan benim çok vardır öyle. En çok karşılaştığım şey. Mesela onun ustası da Bülent Emrah'mış. Keşke gelseydin ya. Devamlarla bahsediyoruz. Hani bizden memnun kalmadı yani. Ya şey çok oluyor bende, hani şuraya geçebilirsiniz derken falan yanlış anlayıp o hani sana şurayı gösteriyor, yer gösteriyor, sen git böyle falan. Onu çok yaşadım mesela yani. Kıyamam ya. Bu da şey, o biraz moral kibar bozuyor. Evet, sonrasında böyle tamam yapmasaydım ya diye bir o iki gece onu kurma gene kafada öyle. Daha ağırlarını sonra anlatacağım. Meraklı da kesmiyor yani. Devam, arkası yarında bırakıyor. Senin var mı? Aklına yani, gelen böyle Şahin anlatırken. Öyle bir şey yok da Deniz anlatırken benim şeylerim çok meşhurdur ya. Mesela bir sipariş vereceğim, hadi öptüm. Ah ben. Aynen ben ya da işte ya. Hani gideceğim. Hadi bir resepsiyoniste böyle yapmışlığım vardır yani. Hani, ya hiç olmadık bir ortamdan evet, görüşürüz, öpüyorum diye çıkıyorum. Aşkım derim mesela. Hadi görüşürüz aşkım. Ne hala bakkaldan bir şey aldım yani şu anda. Bende şey de vardır mesela, sabah atıyorum taksiye binmişsin. İnerken iyi akşamlar derim ben. Evet. Hiç öyle şeyler var benim de. Zaman bükücü bir halim var yani. O niye yapıyoruz onu ya? Bence hızla alakalı. Hani halletme hızı telaşımızdan oluyor. Atıyorum yani. Ya bir call center'la konuşuyorsun. Kapatırken hadi öptüm. Evet, evet, olmuyor ya. Niye böyle şeyler yapıyoruz ya? Şimdi Şahin, seninle ilgili çok enteresan şeyler buldum. Allah Allah. Şimdi buldum bak, biraz her güzelin bir kusuru vardır diye. Ama şununla başlamak istiyorum, güzel bir şeyle. Bugün benim doğum günüm, seninle menemen yiyelim mi diyorsun? Evet. Çıkma teklif ediyorsun, evliliğe evet. Gidiyor o iş. Evet. Ne oldu o menemeni? Yedik. Yedik. Hala da yiyorsun. Ertesi gün yedik vallahi. Soğanlı mı soğanlı? Tatlılık, mutluluk. Aynen evet. Şeker kızmış. Evet. Yani hakikaten o gün doğum günümdü. Tanıdığım da biriydi aslında, yani tanışmıyorduk ama tanıdığım biriydi. Dur dedim bir şansımı deneyeyim. İki de denemişim yani. O. ondan da çok iyi bahsediyorlar. Evet. Çok özel bir kadın o da. Öyle mi tanıyorsun evet, sen? Tanıyorum ben de. Farklı bir kadın yani o da, ben hep onu söylerim. Biz eski tanışıyoruz. Evet, eski tanışıyoruz. Harika ya vallahi. Barış da sizi menajeriniz tanıştırıyor. Bak bu güzel anıları da şey yapalım. Önce olmayacağını düşünüp ayrılıyorsun. Bak buraya dikkat et.
Ben neden? Sonra dinle. Sonra Barış İbiza'ya gidiyor. Ya oradan Barış dönünce tekrar ya. Tekrar ay, denemeye karar veriyor. Bak başımızda ne işte, hangi kameradayız? Dinliyor beni. O arada ne değişiyor? Yani o tabii İbiza'ya gidince biliyorsun inzivaya çekiliyorsun. Yani orası öyle bir yer. Sessizlik yeminini ediyorsun. Onun için gidiyor zaten. Orada böyle düşünecek çok vakti olduğu için oturuyor ve ya ben ne yaptım diye geri mi geliyor? Ya bilmiyorum da ya zaten doğrusu, yani biz tanıştığımızda yani? Kaç 33-34 artık o yaşına kadar da bir erkek olarak hani böyle gezip tozmadıysa yapacak bir şey yok yani. Sen bu konuda biraz tepkilisin bu İbiza'ya. Hayır ya yok hiç tepkili değilim çünkü alakamız yoktu o İbiza sırasında zaten. Sonra tekrar tesadüf karşılaştık bir de oturup konuştuk Barış dedik yani ben şu an yok hazır hissetmiyorum kendim bir ilişki yapalım. Ben de tamam dedim hani illa ilişki içinde olmamıza gerek yok arkadaş kalırız. Hazır hissetmiyorum dedi İbiza'ya evet. Gitti geldi şimdi hazırım o zaman, dedi. O zaman eksikliği kapattı. Bak neyse başımıza o. Ne işler. Evet hazırlandım. En son böyle tekrar bir ortamda karşılaştık. Aradan 8 ay falan geçti. Sonra bir daha kopmadık garip bir şekilde. İyi ki de o zaman olmamış. Muhakkak ayrılırdık zaten o zaman deneseydik. Enerjilerimiz tutmuyordu. Pardon duymadım. Ne kadar süre çıkıp ayrıldınız? Çıkmadık bile. Biz ha, tanıştık tanışıp ettik. Bu böyle olmaz dediniz. İşte yemeğe çıktık sinemaya gittik ettik. Bir olmadı yani uymadı. Bir de tabii ben sonradan öğrendim. O mesela görüşmek istemiyor şey bahane işte spordayım, stüdyodayım. Sonra bir başladı sevgili olduk. Hiç stüdyoya gitmiyor adam yani. Sadece şarkı çıkaracağı zaman gidiyormuş meğer. Oradan bir ayıktı. Ha o stüdyodayım şey. Aynen işte hani şuraya gidiyorum istersen gel ama yok stüdyodayım, spordayım falan filan diye. Şimdi o yüzden biliyorum yani nasıl ayrıldığını kaçmak isteyince. Artık ama evde hep bir tek konserle. Evet. Harika ya. Peki. Ne oldu bir dert? Ben bu hikayeyi neden beni ilgilendirdi İbiza kısmı ama. Hayır tuhaf değil mi? İbiza'ya gidiyor adam geliyor şimdi tamamım ya, diyor. O eksiği eksik olay değil o puzzle'ı ya. Yerine koyuyor. Sanki gitti hemen doğrusu geldi nasıl? Aradı gibi oldu. Söyledi yani gidip geliyorum. Ben döndüm. Senin çok tatlı bir kızın var. Ha, evet. Ya gerçekten bayılıyorum. Takip de ediyorum. Görüyorum da. Biliyorsun sana da çok paylaşıyorsunuz. Evet. Nasıl bir ebeveyn olacağımla değil, nasıl bir ebeveyn olmayacağımla yola çıktım. Ne demek bu? Yani nasıl? Yani ne demek olduğunu aşağı yukarı yani anlayabiliyoruz şöyle, ama. Yani şöyle, aynı fikirdeydik Uraz'la. Yani ne yaparız, ne ederiz çok bilmiyorduk yani yaş itibariyle de. Ama yaşadığımız, bildiğimiz, kendi üzerimizden doğru bulmadığımız bazı şeyler vardı. Yani ben... İşte nasıl bir geleceği olsun onu bilmiyorum ama biliyordum ki işte bana yalan söylemeyen bir çocuk olsun. Öyle bir özgürlüğü olsun. Konuşabilen bir, ailesiyle konuşabilen bir çocuk olsun. Hı-hı. Hani konuşmamasının üzerinden çalıştığım bir şeydi. O yüzden böyle bana göre yanlış ebeveynlik diye bana doğru gelmeyen, iyi hissettirmeyen şeyler vardı. Onları yapmamakla ilgili hemfikirdik. Yolda ne yapacağımıza karar veririz diye yola çıktık. O da öyle bir çocuk oldu. O rahatlık çocuğa da yansıyor değil mi? Bence yansıyor. Yani çok bütün anne baba yok. Egomuzdan arınmaya çalıştık. En büyük dert oydu bence. Benim ebeveynlik normallerime göre en büyük hırs çünkü seni ben yapıyorum hırsı. İster istemez oluyor. Doğurduğun anda 9 ay sana onu veriyor ya. Evet ben doğurdum ve benim kararım olur gibi bir ego geliyor. İster istemez her kadına çocuk geliyor bu. Çocuk büyüdükçe de o tokat evet, gibi yüzüne aynen vuruyor. Aynen öyle. Yani. Halbuki öyle bir şey değil ya. O yüzden ona çok çabaladık biz. Ben hep Adaya dedim ki küçüklüğünden sen beni ikna edebilirsin. Ben de seni edebilirim. Bu oturalım yani. Günde 4 dondurma yemek içinse atıyorum şu an tartışalım. Hangimiz kazanacağız? Ben boğazın diyeyim sen. Ve gerçekten de öyle bir iletişimi doğru buldum hep. Uraz da öyle bir evi. O biraz daha kötü polis oldu. Hmm. Onun biraz daha katı kuralları var. Ben biraz daha rahat bir anneyim. Ama aynı dili konuştuğumuz için Adada çok böyle bir çocuk oldu. O yüzden bizde ben yakın. Yufka. Dayanamıyorsun. Evet. Yani gidiyor annesine soruyor olmuyor geliyor bana soruyor. O kadar emin ki olacağından. Kapuşko diye. Seni de çok severmiş çocuklar öyle bir şey evet, okudum. Çocuklarla aram çok iyi. Yine zaten adını anmak mı Bülent'in kızıyla sen bayağı değil aşk misin? Ya? Aşk ne Bülent'miş arkadaş ya. şimdi bak tuhaf şeyler buldum hakkında oralara bir gireceğim. Çok Güzel Hareketler döneminde her gün magazin eklerindeymiş. O yüzden de Yılmaz Erdoğan demiş ki sensiz eve kelebek girmiyor evet. diye bir gönderme yapmış. Evet. Aslında bir uyarı da var orada değil mi?
İçinde her türlü duyguyu barındıran bir uyarı diyebiliriz ona. Necati abi de buradan selam olsun. Onun da kötü lafı haylazdır biliyorum. Tabii haylaz. Sen yine bir haylazlık yapmışsın derdi bana. Artık demiyor çok şükür. Yapmıyorum galiba. Ama dokunuyor evet. Bana. Bak şimdi bomba. Ortaokulda benimle ama sen bak sen neyse ona devamlı bak şimdi diyorum. Sen ne yapmışsın bakayım? Ortaokulda benimle niye konuşmuyorsun diyen bir kızdan dayak yemiş. Evet ya onu hiç unutmuyorum. Nasıl? Yani, sen bayağı beni konuşmuyorsun diye. Beni duvara yapıştırdı. Benden de büyüktü hatırladığım kadarıyla. Ben sınıf çok olarak dövüyordum. Ben değilimdir herhalde. Aynı sınıf değilimdir. O da sen çıkarsan tamam. Işte ben böyle bir neye uğradığımı şaşırdım yani. Okulun bahçesinde vay benle niye konuşmazsın diye. Ya peki bana niye sen niye konuşmuyordun diye mi yoksa ben onu... Yani biz de edalardır konuşmuyordum diye bir şey de hatırlamıyorum. Ama galiba özellikle konuşmamı istiyordu. Ha, benimle niye ilgilenmiyorsun? Vay benle niye konuşmuyorsun diye ama insan... Ama insan mu? Hoşlandığını böyle belli eder mi ya? Döverek. Evet, sert belli etti. O zaman. Peki sen bu kadar içine kapanık özgüvensizken nasıl dövüyordun insanları? Ya bilmiyorum ben bayağı böyle... Dedi seni çözeceğiz de dur bakalım. İlkem diye bir arkadaşım vardı. Denk gelirse bir yerde selam olsun. Nasıl da efendi bir çocuktu o. Ya ben çocuğu böyle tutup döndürüyordum ya. Yani yapsa beni iter yani anne o da. O da yardımcı oluyordu. Sesini çıkarmıyordu. Ben onu döndürüyordum, fırlatıyordum, ediyordum, vuruyordum falan böyle. Benim genelde hep arkadaşlarım daha erkek ağırlıklı gibiydi böyle. Çünkü ben de daha böyle hötsöttüm. O yüzden herhalde onlara mı uyum sağlıyordum kendi kendime? Ne yapıyordum acaba? Bir baş kaldı erkeklere karşı. Bilmiyorum valla. Ne kadar centilmenmiş bak. Şahin değil. Evet, aynen. Hiç. İlkem de hiç el kaldırmamış. İstanbul'a ilk geldiğinde tarla başında bir ev tutmuşsun. Gece yağmur yağdığında evi fareler basmış. O gecede kaçtım yani çok kısa süreliydi. Ne yapacağımı da bilmiyordum. 5 civarı bilet alıp İzmir'e. Evet. O gece. Kaçılır ama. Ya ay nasıl oluyor ya? Öyle mi? Evet. Biber gazıyla geziyordum. Buyurun. Ne olmuş? Benim de ilk ben de tarla başının üstüne oturuyordum ilk taşındığımda. Sıkıntılı. Zaten bir korku vardı ya. Zaten aksi düşünmüşsün. Beklenemezdi. Ben şaşırırdım. Benziyoruz evet. Biz gitsek mi hala abi onlara? Bunlar ikiz ben söyledim. Peki bu seni pes ettirmeyi düşündürmüş öyle mi? Yani bir evet şey oldu. Olmuyor galiba filan dedin mi yani? Ya yok ya ben çok şeydim böyle. Ben ne kadar ikircikliymişim aslında. Bir yandan kendime bu kadar güvenmezken bir yandan da tek başıma geldim İstanbul'a. Yani hiç beklemiyorlardı benden mesela annem, babam falan. Bir anda kafama esmedi de tabii ben gidiyorum dedim. İşte bir şey kırılmış orada ya. Aynen. Mesela annem işte o evi pislik götürür edersen hiçbir şey yapamaz. Beni çünkü böyle prenses gibi biraz büyüttüler böyle. O yapamaz dedim, o narindir falan diye böyle. Oldu valla. Yani varmış içimde gizli bir canavar. Onu bastırmışım demek ki zamanda ama çok şükür çıktı. İyi ki de çıktı. Evet. Bize de faydası oldu. Melis yeni bir şey var mı? Görünürde, hayatında, kariyerinde. İşte şimdi daha yeni bu yolculuğumuz başladı. Oyun tiyatro, var. Oyun başladı. 1,5 senedir bekliyordum bunu. Bir yandan YouTube devam ediyor. İşte dijitale Ekiş. bir şey yapma ihtimalimiz var. Onlar devam ediyor. Ekiş devam ediyor. Onun kendi organizasyonları devam ediyor. Yolu her taraftan devam ederken benim YouTube devam ediyor gibi bir hikayedeyiz şu anda. Daha ne yapsın? Daha evet. Ne olsun abi? Ben anlatırken yoruldum. Şahin seni... Benim oyun valla şu an bana çok iyi geldi. Oyun var. Mükemmel Aile giriyor. Film giriyor. 15 Mart'ta. Ben onu nasıl unuturum? Sen bana sor arada. Bende neler var? Film giriyor. Hatırlattınız çok iyi oldu. Güven abiyle Güven Kıraş, Didem Balçın, Algı Eke. Çok eğlenceli bir film çektik. Valla süreci Mükemmel Aile tabii evet. Şey. İronik herhalde. Evet. Çok da mükemmel ama aile. Bir aile. Yani öyle bir ekip saydın ki zaten. Evet, tatlı bir film oldu. Yani ben de henüz izlemedim ama hikayesi de gayet tatlıydı. Ben de merakla bekliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yolu açık olsun. Teşekkür ederim. Görünürde başka bir şey var mı? Yok.
Şu an oyun var zaten. Oynayacağız. Yoğunluk çok olarak oyunumuz var her yerde. Oyunun da yolu açık olsun. Hep doğsun, kaçsın. Buradan ekip arkadaşlarımıza da çok selam söyleyelim. Çok çalıştı herkes. Şimdi hep beraber bunu inşallah güzelce gezeceğiz, eğleneceğiz, güldüreceğiz. Harikasın. Tatlı bir anı bırakacağız. Bol bol seyirciyi toplayın ki ben de yarın öbür gün dediğim gibi bir çok yapımcı güzel bir şey getirirse biz de bakarız artık ne yapalım. Önce programına konuk olmak lazım. Hepsinde varım mı? Peki Deniz, ne var şimdi? Şu an ben dinlenme modundayım. Hmm. O yüzden bir şey yok. Ama bırakmazlar seni. Yok. Evet. Ben biraz bırakmam. Ya yani onlar bıraksa ben bırakmam. Ben işimi çok seven bir insanım. Hastasıyım. Yani bu sezon artık bir dururum mu diyorsun? Ya ilk defa bu kafaya geldim ben. O yüzden çok memnunum durumumdan. Hep böyle sezon. Çünkü çalışma şeyi meraklısıydım. Hani hemen bir şey olsun, hemen başlayayım, boş durmayayım diye. Yok dedim ya, biraz kafanın da dinlenmesi gerekiyor, vücudun da dinlenmesi gerekiyor. Bir kendime geleyim diye şu an yani tabii ki öyle bir şey gelir ki yapılır bu derim. Ama evet, dinleniyorum şu an. Belki sahneyle ilgili filan bir şey. Aa, evet. Dur bakalım. Çağırdım Meli bakalım. Bu yüzden Melis'in. Melis hepimiz. Patrona. Ay öyle. Patrona söyleyelim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Beni çok mutlu ettiniz. Haftaya yine görüşeceğiz efendim. Bizi kaçırmayın.